geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Sorayım mı sorayım? Evet, bugün ne yapıyoruz? Yazıyor muyuz arkadaşlar? Bir, Herbalife distribütörü oluyorsunuz. Değil mi? Dış sesçi. Mı acaba? Yani dur bir şimdi. Herbalife distribütörü oluyorsunuz. Tamam mı? Olduk. Oldunuz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Allah, Herbalife distribütörü olduk. Çok güzel. Girişimcilik, network. Böyle ne yapıyoruz? İnsanlar böyle geliyor ve biz para kazanıyoruz. Böyle kapıda kuyruk oluyorlar. Şimdi Herbalife distribütörü olduğunuz anda inanılmaz. Diyorsunuz ki etrafınızdaki herkese, bak ben Herbalife distribütörü oldum. Tamam mı? Çok para var bu işte. Hadi gel sen de katıl bize diyorsunuz. Ve onlar böyle katıldıkça siz para kazanıyorsunuz. Onlar böyle, o da geliyor, aa tamam ben de yapabilirim. Yaşasın, harikaymış, ama süper diyor. O katılıyor. Ondan sonra o birini dahil ediyor. Ondan sonra o birini dahil ediyor. Siz böyle alt donlar böyle büyüyor. Siz de böyle tepede böyle kuruluyorsunuz. Allah! Bakıyorsunuz. Tamam. Bacak bacak üstüne atıyorsunuz. Böyle bakın şöyle bacak bacak üstüne. Bilmiyorum masanın altından görünüyor mu böyle. Çayınızı da alıyorsunuz böyle. Herbalife çayı böyle keyif çayı. Para da yatıyor. Ah şurada bilgisayar olsaydı şöyle bir hesabımızı. Oh tamam tamam. Ayşe bakalım ha. Tamam Ayşe bugün 3 kişi getirmiş. Fatma ne yapmış? 5 kişi. Ha tam burada. Aa Mehmet'ten de 3 kişi gelmiş. Süper süper süper. Filiz'den ne kadar gelmiş? Filiz'den ne kadar gelmiş? Filiz'den bakayım. Oo Filiz iyi çalışmış. Süper. Tabii ki böyle bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki böyle bir şey yok. Yani kolay ya, insanlar 2 dakikadır hayal kurduttun ya. Aa ne güzel kurdular mı değil mi? Oldu mu? Gerçekten çok, kurdurabildin mi o hayali? Arkadaşlar böyle bir şey tabii ki yok. Böyle bir şey yok derken kolay para kazanma diye bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey kolay değil. Emeksiz yemek olmaz derler. Atalarımız hep böyle söylüyor. Kesinlikle emek vermediğiniz hiçbir şeyden para kazanamazsınız. Kazanıyorsanız da emin olun ki o hani legal bir yol değildir arkadaşlar ki onlarda bile birçok zorluğu var. Kolay, onlar bile kolay değil. Hani baktığınızda bir sürü tehlikesi var, o su var, bu su var, her türlü. Ha, yüksek gelir var. Elde edilebilir mi? Tabii ki elde edilir ama kolay mı elde edilir? Hayır. Şöyle bir şey var bizim hani iş bize Jim Rohn'un bir sözüydü değil mi? İş filozofu. Kolay olmayı değil, iyi olmayı dileyin. Kolayı değil, iyiyi isteyin. Yani bir şeyin kolay olmasını değil, iyi olmasını, sizin için iyi olmasını dileyin ve çalışın. Çalışmaktan başka hiçbir şey yok. Şimdi gelelim bu videoyu çekme nedenimize. Herbalife eşittir kolay para kazanma algısı var ya, böyle bir şey yok arkadaşlar. Biz bir Herbalife distribütörüyüz. Bizim üstümüzde de bizi işe dahil eden arkadaşlarımız, liderlerimiz var ve bizim altımızda da büyük bir organizasyon var. Bizimle çalışan ekip arkadaşlarımız var. Biz çalışmaz isek eğer, ne oluyor dış sesçim, ben böyle bütün bir ay yatayım, hiç müşteri edinmeyeyim, hiç böyle kimseyle ilgilenmeyeyim, kimseye hizmet vermeyeyim. Ne oluyor önümüzdeki ay? Para yok. Aynen öyle. Siz çalışmadığınız sürece altınızda birileri çalışıyor diye. Yani Herbalife... Ya şöyle de düşünebiliriz. Şimdi bizim ekibimiz dediğimiz kişiler, işe dahil ettiğimiz kişiler neden bu işe giriyor? Biz çalışıyoruz diye değil mi? Hani bizim çalıştığımızı gördükleri için, aa bak ne güzel ya çalışıyor. Demek ki çalışılabilen bir iş diye geliyor, giriyor, üye oluyor, çalışmaya başlıyor. Sen çalışmazsan demez mi ya? Bu adam çalışıyordu ama şimdi çalışmayı bıraktı. Deyip o da çalışmayı bırakacaktır. Kesinlikle. Onun için bu iş, hep söyleriz, bir kopyalama işi. Yani biz çalıştığımız sürece ekibimiz de çalışmaya devam eder. Birincisi, Herbalife distribütörü olduğunuz zaman müşteri edinmeniz gerekiyor. O müşterilerinize sonuç aldırmanız gerekiyor. Çünkü bizim işimiz aldım gittim olayı değil. Yani tabii bunu Herbalife değil de bunu genel olarak da söyleyebiliriz. Tabii yani bu aslında olarak, bütün işler için girişimcilik dediğimiz network marketing, pazarlama sistemini kullanan bütün işler çok için geçerli. Kolay para kazanma diye bir şey yoktur. Hiçbir yerde yoktur. Var diyene de inanmayın. Onun amacı başkadır. O kolay para kazanma yoluyla girilen girişimcilik işlerinde ve hani sistem de ona müsaade ediyorsa zaten bir yerde tıkanıyor arkadaşlar.
Ama şöyle geriye doğru baktığınızda Herbalife gibi birkaç tane daha firma vardı. Oradan satış derneğine üye olan firmalara baktığımızda, Türkiye için söylüyorum. Orada yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8 firma vardı. Onlardan birisi de Herbalife. Yani gerçekten network'ü yapan, girişimcilik ruhuna uygun olan firmalar. Bütün kuralları, prosedürleri yerine getiren firmalar oluyor. Ve çalışarak para kazanılıyor. Yani eğer network marketing sistemiyle çalışmak istiyorlarsa Türkiye'de bakacakları şeylerden bir tanesi de doğrudan satış derneğine üye bir firma mı? Kesinlikle. Bu çok önemli. Kesinlikle. Ve tabii ki kaç yıldır Türkiye'de, kaç yıldır dünyada var, bunlara bakmak lazım. Kesinlikle. 3-4 tane var doğrudan satış derneğine bağlı Türkiye'de network marketing yapan firmalardan. 3-4 tane var. Bunlardan bir tanesi de Herbalife. Hatta kendi firmamız diye demiyorum. Herbalife'ın aynı zamanda TÜSİAD'a da üyeliği var. Biliyorsunuz TÜSİAD da Türkiye'de çok saygın bir kuruluştur. Network marketing'deki amaç şudur arkadaşlar. Kişiden kişiye gitmek. Yani network marketing yapan firmalar aslında ürünlerini bir markete, bir mağazaya koysalar oradan da ürünlerini satarlar. Ama network marketing'in amacı o değil. Network marketing amacı memnun müşteriler ağı kurmak. Şimdi ben bu çayı içtim. Ne için içtiğimin çok bir önemi yok. Yani hani şeylere girmeyeceğim. Ben bu çayı içtim ve bu çay bana beni iyi hissettirdi. Ve ben sonra Serdal'a dedim ki bak böyle böyle ben bu çay aldım. Ya inanılmaz, çok da güzel. Enerjik hissediyorum kendimi içtiğimde. Ben anladım bunu. Mesela şey gibi düşünelim. İşte marketten tereyağı alıyor. Tereyağı network marketingle satsak kişi o tereyağından vazgeçmez. Değil mi? Çünkü niye? Biz onu takip edeceğiz. Nasıl hissettiğini soracağız. Adam tereyağını almaktan vazgeçmez. Ama tereyağının başka alternatifleri var. Gidecek başka tereyağı alacak sen takip etmezsen. Network marketing bu noktada devreye giriyor. Aynen. Aslında bunu birçok şey yapıyor. Mesela bizim alışveriş yaptığımız şeyler var değil mi? Network marketing olarak düşünmeyelim. İşte köyden yerel ürünler alıyoruz. Peynir alıyoruz, zeytin alıyoruz. Daha geçen gün bir zeytincimiz vardı. Bilmiyorum kanalımıza abone ver. Eğer aboneyse burada. Yeşil zeytin mi? Evet. O bugün gelecekti. Sabah mesaj geldi. Bak ben unuttum onu. Bak. Mesela biz ondan hep siyah zeytin alıyorduk. Geçenlerde mesaj atmış. Yeşil kırmızı zeytinim var. İster misin? Sen benim zeytinlerimden takip. Memnun da diye. Takip ediyor yani sürekli şimdi. Zeytin alıyorsun ya şimdi onu ne kadar birinci siparişten ikinci siparişe bakıyor. Ha diyor tamam bunun bu aralıkta bir sipariş vermesi lazım. Sipariş vermediğine göre acaba başkasına mı gitti? Acaba memnun mu değil? İşte network marketing de böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bizim ürünlerimizin bir tüketim süresi var karşıda müşterinin aldığında. Şimdi çayı ne var mesela en çok kullanılan ürünümüz shake'imiz. Shake'in üstünde 21 porsiyon var. Şimdi Serdal aldı bir kutu shake. Kahvaltı için kullanıyor. 21 gün sonra benden tekrar shake istemezse benim şunu düşünmem lazım. Demek ki memnun kalmadı. Ben ona istediği hizmeti vermedim ya da o shake'den istediği verimi alamadı demek oluyor. Biz ne yapıyoruz o arada? Arıyoruz. Memnun musun? Bak şöyle tüketeceksin. Onu içtikten sonra bunu yapacaksın. Şunu içtikten sonra işte şu, sadece ürün de değil. Mesela ürün yani sadece ürünle ilgili bir koşluk da değil burada. En azından bizim firmamızın sunduğu sadece ürünle verilen bir koçluk değil. Yaşamına da müdahale ediyoruz. Kesinlikle. Onu da değiştirmeye çalışıyoruz. Yani yaptığımız iş o kadar büyük ki o kadar tamam bazı zamanlar yorucu. Sonuçta bir enerjimizi harcıyoruz bunun için. Kolay değil ama. Kolay değil ama kendimizi inanılmaz iyi hissediyoruz. Çünkü bir kişinin hayatına dokunmak. Bir kişi gelip de Allah senden razı olsun dediği cümleyi duymak inanılmaz büyük keyif veriyor. Onun için de zaten vazgeçilmez oluyorsunuz ve o sizi herkese tavsiye ediyor. Ondan sonra zaten ağ başlıyor. Çünkü o birkaç kişiyi daha davet ettiği zaman diyorsun ki bak sen bir sürü insan davet ettin. Neden iş fırsatını değerlendirmiyorsun? Yani network marketing işleri sadece Herbalife için söylemiyorum bunu arkadaşlar. Hepsi için gerçekten network marketing işi yapan, hizmet verenler için söylüyoruz. Kişiden kişiye giderek memnun müşterilerden oluşan bir ağ yaratmaktır.
müşteri memnuniyetidir. Her zaman müşterinin memnuniyeti ön planda tutulur ve kişi memnun olduğu zaman herkese sizin ürünlerinizi ve hizmetinizi tavsiye eder. Buradan da oluşan ağdır. Reklam, ürün tüketen ya da hizmeti kullanan kişi sizin reklamınızı yapar. Bundan dolayı da firma reklama para ayırmadığı için, reklam için para harcamadığı için oradaki geliri komple ağındaki işi yapan kişilere performansına göre dağıtır. Bakın çok önemli, performansına göre dağıtır. Ne kadar kazanacağınız tamamen sizin kişisel çabanıza bağlıdır. Dış ses için var mı başka bu konuyla ilgili sormak istediğiniz soru? Kolay, nasıl kolay para kazanır diye demiştik ya başında. Yani nasıl kolay para kazanır anlattık galiba. Evet, para kazanmak çok kolay. Evet. Çalışırsanız arkadaşlar. Evet. Sormak istediğiniz sorular olduğu zaman ya da çekmemizi istediğiniz konular olduğu zaman lütfen aşağıda yorum kısmına yazarsanız sizin istediğiniz konularda da video çekeriz ya da sorularınızı yanıtlarız, sorularınıza uygun. Beğenmeyi, tavsiye etmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz.